Değerli Reklam Pedia takipçileri, yepyeni bir bol bol gol programıyla karşınızdayız efendim. Bugün Beşiktaş özel programımız var. UEFA Kupası 2. tur ön eleme maçı hakkında konuşacağız. Fakat Reklam Pedia'nın yeni futbol editörü, Beşiktaş editörü ama genel anlamda futbol editörü Kıvanç Salman'la beraberiz. Kıvanç'cığım merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim, sizi sormalı. Biz de iyiyiz, hoş geldin. İstersen seni bir tanıyalım, takipçilerimiz seni biraz tanısın. Ben Ankara doğumluyum. Sporun her alanıyla ilgilendim. Hı-hı. Profesyonel olarak yüzdüm. Hı-hı. Basketbol oynadım. Beşiktaşlıyım, bunu da evet. Aynı zamanda kongre üyesiyim. İstatistik mezunuyum ama şu anda Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, spor bölümü. Hakkında. Spor bölümünde ne üzerine lisans? Spor yönetimi. Evet. Bu çok önemli. Çok da flash bir bölüm bana sorarsan. Özellikle iflas etmiş bir Türk futbolu varken evet. Elimizde. Özellikle senin de ilgilendiğini daha zannediyorum. Futbol öncelikli. Tabii öncelikli basketbol futbol. Basketbol da var sende. Basketbol da var ama aha. Futbol daha öncelikli. Tabii ülkemizde en öncelikli doğru. Olduğu için ister istemez o yola kanalize oluyoruz. Şimdi bugün UEFA Kupası 2. tur ön eleme maçı hakkında konuşacağız ama Türk sporunun yönetimi hakkında senle bir şeyler çekelim de isterim ayrıca. Aklımızda olsun. Olur. Hazır olur. Sen de yani bunun üzerine çalışırken evet. ben de nacizane örgüt kuramcısıyım. Nacizane. Bıraktık o işleri ama hemen istersen yorumlarımıza geçelim. Kıvanç'cığım rakibimiz, Beşiktaş'ımızın rakibi Las Linz. Bir Avusturya takımı. Evet. Nasıl bir takım? Şimdi Avusturya futbolu son zamanlarda yükseliş trendine girdi. İlginç. Yani Avrupa Kupası'nda kulüpler çıkartıyor. Salzburg, Avusturya Wien olsun, Rapid Wien olsun, Sturm Graz olsun. Las Linz çok bilinmeyen bir takım ve geçen sene 4. olarak UEFA'ya evet. katıldı. Avusturya futbolunun lokomotifi olan bu Salzburg'un altında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Karşılaştırırsak nasıl konumlarsın Salzburg'la? Şimdi mesela Tete diye bir oyuncudan bahsedeceğim. Hı hı. 96 doğumlu Salzburg hı hı. oyuncusu ve Las Linz'e kiralık verilmiş. Bu evet. oyuncuya dikkat etmeniz lazım ve ileride biliyorsunuz Leipzig'le bir oyuncu alışverişi var. Hı hı. Oradan da oraya mutlaka gidecektir. Hı hı. Bizim Türk takımlarının özellikle dikkat etmesi lazım. Evet. Gidip 15-20 milyon euro vermeye meyilli olduğumuz günler geçmişken hazır. Evet, evet. 15-16 yaşında oyuncular alıyorlar ve çok iyi oyuncular alıyorlar, yetiştiriyorlar. Bizim Türk takımlarının ne yapmadığı genç oyuncu olayını onlar çok iyi başarılı. Yapmışlar. Ve hem milli takımda hı hı. hem de kulüp takımlarına yavaş yavaş oturuyorlar. Hı hı. Peki... bu Salzburg'la da karşılaştırdık. Avusturya futbolunu da hani Alman futboluna yakın görüyorum ben biraz sanki. Evet, disipliner yapıları da benziyor. Tabii. Çünkü bu düşük nüfus yapısında saydığın takımlar hep bizde korokor giden takımlar yani. Değil mi? Evet. Alman futbolunun disiplinini almışlar. Zaten hı-hı. dediğim gibi bu Leipzig'in verdiği bir program çerçevesinde yürüyor Salzburg'da. Hı-hı. O Salzburg'u da işte mesela Salzburg'u Bayern Münih olarak görelim. Evet. Onun gibi kiralıyorlar ve kiraladıkları futbolcuları sonra alıyorlar. Hı hı. Ve en iyi adamları da Salzburg almaya başladı. Evet. Bu Salzburg hatırlarsın. Sturm Graz'lar. Sponsorları da çok güçlü. Evet, kadar. Evet, evet. Hı hı. Salzburg eskiden yoktu. Hatırlarsın. Sturm Graz'la yapardı hı hı. Galatasaray. Hı hı. Rapid Wien'le yapardı. Yarı her sene oynuyorlar. Evet, gibi. Evet. Hatırlıyorum yani sürekli. Bu kadar iyi olmalarının sebebi de dediğiniz gibi altyapı hı hı. ve Alman altyapısı. Evet. Peki maça gelirsek, maçı sen nasıl görüyorsun? Şimdi maça aslında Beşiktaş çok iyi başladı. Hı hı. Ve Oğuzhan'ın pasıyla da Babel'in kafasıyla çok güzel bir gol attı. Ama ondan sonra taraftar ve biz çok rahat gideceğini zannettik. Ama hakikaten takım çok iyi bir takım ve sert bir takım. Yani bizim ligimizde de şöyle bir şey var. Omzunu koydu mu yere düşüyor. Biz faal verdi mi vermedi mi düşünürken bu hakem devam dedi. Evet. Ve sert bir maç oldu. Beşiktaş çok fazla atak yapamadı. Hı hı. Ama buna rağmen de karşı takımda fazla bir şey yapamadı. 3-4-3 sistemiyle oynadılar. 3 tane libero. İlginç. Önlerinde 2 tane de ön libero koydular. Sağlı sollu. Hı hı. Önde de Tete'yi koydular. Tete hakikaten çok iyi.
bilinmesi gereken, dikkat edilmesi gereken. İnceleyeceğim tetiği. Ve zaten bakarsanız bir dikkat edici, çekici bir futbolcusu da yok. Yani bilinen bir Pogodens var. Ama sistem, klasik sistem takımları. Tabii, bu tip takımları yenmek tabii zordur. Tabii işte ikinci golü bulamayınca onlar kapanmak istemiyor. 1-0 yeterli geliyorlar. Bir de hakikaten Beşiktaş'ın son yıllarda olan bir ismi de var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olsun, UEFA'da olan başarılardan dolayı Beşiktaş'ın çekinme de var. Onun için de biraz kapandılar. Ama orada olan olur. Bilinmez. Kapanan takımlara karşı Beşiktaş'ı nasıl buluyorsun? Şimdi kapanan takımlara karşı Beşiktaş'ın bir Quaresma'sı var. Yani Quaresma sağdan alır, soldan alır, çalım atar, sağa gidip. Ama forvette kafa topu alan ve kafa topunu indiren biri olmadığından dolayı açmada zorluk çekiyor. Mesela geçen sene Talisca örneği var. Talisca aslında tam bir 10 numara değildi. Bir Sosa değildi. Değil mi? Ama Talisca'da da farklı bir yetenek vardı. O 10 numarayı kapattı ve kapalı takımları açma konusunda hakikaten Beşiktaş'a yardımcı oldu. Şutları da çok etkiliydi. Tabii. Orta şimdi, mesafe şutları özellikle. Tabii. Orta mesafe ve çok çabuk Rivaldo stili patlayıcı bir şutu vardı ve göremeden ağları da buluyorduk. Rivaldo'yu hatırlayanlar like'lasın. Çok doğru bir örnek, çok güzel bir örnek. Peki ikinci maç nasıl olur? İkinci maç aslında çok küçük bir sahada oynanacak. Evet, o da ilginç. 7000 kişilik bir sahamız var dedi teknik direktörleri. Benim beklediğim eğer ilk 30 dakika bir baskı kuracaklar. O ilk 30 dakikada gol yemezse Beşiktaş, Lens ve Babel ikilisi forvette aslında kimi oynatacak? O çokluğun içerisinde ne olacak? Bilemiyorum ama Lens ve Oğuzhan'ın ara paslarıyla ben böyle bir 35. dakikalarda bir gol bekliyorum. Sen teknik direktör olsan santrafor kimi oynatırsın? Aslında herkes kızacak, şey yapacak ama Wagner'dan olabilir. Wagner'dan olabilir. Niye olabilir? Çünkü Wagner'dan Adana Spor'da da böyle oynadı. Yani araya atılan paslarla kaleciyle karşı karşıya olarak gollerini buldu. CSKA Moskova'da da böyleydi. Bir ara Brezilya milli takımında da böyle ara paslarla çok golleri var. Ben onu düşünürüm. Çünkü Larin daha tecrübesiz, biraz kırılgan bu sert takıma göre. Ve bir hafif bir kontrol atak takımı olacağımız için deplasmanda ister istemez baskıya karşı. Ben Lav'la çıkacağını tahmin ediyorum. Anlıyorum. Peki kanat futbolu mu tercih eder Beşiktaş sence? Onu biraz söyledin ama benim burada kastettiğim bekler. Yani beklerin de ileri çıkması kontra atak futbolunda stoperler. Mesela Vida kontra atak futboluna karşı ne kadar oynar sence? Vida'nın pek oynayacağını zannetmiyorum. Ben yeni Rocco ve Pepe ile oynayacağını zannediyorum. Necip'in de son maçtaki hatasından dolayı biraz kesik yiyeceğini zannediyorum. Vida hakikaten şu anda Beşiktaş'ın futbolcusu olarak görmüyorum ve hala gidebilir ben diyorsun. Satılacağına inanıyorum. Negredo da gider mi sence? Negredo da aslında gidebilir. Negredo'ya gitmemesinin tek sebebi aldığı yüksek maaş. Hepimizin derdi. Yani 4 milyonun üzerinde bu görünen yani bonuslarını filan. Oh, 4 milyon euro. Yani hesap yapmışlar adam. Durduğu yerde euronun artışından dolayı 500-600 bin lira bir gecede kazanmış maaşından, hiç almadan, hiç arttırma olmadan. Korkunç ya, korkunç ya. Yani Negredo'nun, aslında Negredo Beşiktaş'a uymadı. Negredo kötü adam değil. Olabilir. Manchester City'de, Valencia'da çok iyi maçlarını gördük. Ama bir türlü olmadı. İşte bazen uyum sağlayamaz. Bazı okulların futbolcuları Türkiye'de böyle bir sudan çıkmışa dönüyor. Yani İngiltere'den gelenler de dahil. Orada çünkü her şey nizami ya. Hani topu izliyorsun böyle net bir futbol. Bizde böyle karma karışık. Evet, milletin tekme tokat anan bir yere topla. İngiltere'de ben öyle bir şey görmüyorum. Bir de sizin Guiza, Fenerbahçeli, Guiza gibi bize İspanyol forvetler çok fazla yaramıyor bence. Niye diyeceksin? Çünkü yumuşak oynuyorlar. Evet. Yani sertliğe alışmış. Gerçi İngiltere'de oynadı ama yine de bir İspanyol forvet bizim stoperleri görünce
çok fazla böyle çıt kılırdım derler ya, aynı o şekilde oynuyor. Bir de şey mi oluyor acaba, İspanyol forvetleri İspanya'da topu getiren adamlar dünyanın seçilmişler. Şimdi Türkiye'de İspanyol forveti koyuyorsun ileriye, kim getiriyor? Bizim ekip getiriyor. Evet. Zor yani. Peki istatistiksel olarak Las Lins hakkında eklemek istediğin şeyler var mı? Yani, 7 milyon euro, 8 milyon euro civarında bir kadrosu var. Maçlarını işte dediğim gibi 8 bin kişilik statta oynuyor. Ligde de ilk maçta Salzburg'la karşılaştı. 3-1 yenildi. Sonra kendi sahasında 0-0. Son maçta da deplasmanda 1-0'lık skor aldı. Yani toplamda 2 gol attı. Biraz sert bir takım. Yani Beşiktaş net şekilde favori. Evet. Net öyle şekilde favori. Yani ben de tur için sana şeyi sorayım. Oran verecek olursak Beşiktaş ne oranda şanslı? Şanslı ama. Yani Mustafa Denizli gibi %51 diyeyim ben. Diyeyim. Sen çok sağlamcısın. Benim gördüm. Ben Fenerbahçe-Benfica maçına, ben Fenerbahçeliyim efendim bu arada, 70'e 30 dedim. O da ikinci maç evde olduğu için 30 dedim. İkinci maç Benfica'da olsaydı 80'e 20 derdim. 10 puan oradan şey oldu. Benim tahminim burada 80'e 20 Beşiktaş'tır. Daha da yüksek vereceğim. Saygısızlık yapmak istemem karşı takıma. Bu tip bir de düşük bütçeli takımın oyuncuları kendilerini göstermek istiyorlar. Transfer olmak istiyorlar. Bilhassa o küçük risk var. Geçen seneki Beşiktaş'ın başarısından dolayı bu Anadolu'daki küçük takımlar da vardır. Hiç oynamazlar. Fener, Beşiktaş, Galatasaray olunca sanki böyle Messi gibi, Ronaldo gibi. O tarz yani ben çok büyük bir aksilik olmazsa Beşiktaş'ın turu geçip bir sonraki turda da muhtemelen Partizan'la karşılaşacak. O çok önemli bir maç. Evet, onu da geçtikten sonra... Evet. Gene bir okul takımı. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok şu anda. Tamam Kovac'ım. Çok teşekkürler. Efendim şimdiden Beşiktaş'a Las Lins karşısında başarılar diliyoruz. Evet. Beşiktaş biraz konsantre olursa zorlanacağı bir maç olarak görmüyoruz biz. Bu arada bir şey son olarak... Yani yarın 20.45'te maç ve hala yayıncı kuruluş belli değil. İşte al. Yani euro ve dolar böyle giderse. Şu anda. Bugün hatta Real Madrid Atletico maçı da biliyorsun. Yok. Yani şaka gibi gerçekten. Yani, hakikaten. Yani işin ciddiyeti efendim bu boyutta. Türk futbolunun üzerine Kıvanç'la ayrıca da programlar yapacağız. Hani yönetim konusunda. Bizim bildiğimiz her şeyi unutup sıfırdan yeniden bu işi örgütlememiz gerekiyor. Hem de böyle şey değil, keyfe keder değil. Yani zorla, seve seve yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Bir başka programda da seninle şeyi de konuşalım Kıvanç'cığım. Olur. Beşiktaş'ın genç yapılanmaya bakış açısı. Çünkü yaş olarak baktığın zaman Beşiktaş'ta yaşı yüksek futbolcular var. Beşiktaş'ın da yeni kadro yapılanması bana sanki bu yeni dönemin getirdiği zorunlulukları zaten kendisinin yapması lazımdı. Bir de böyle bir zorunluluk çıktı. Bu konuda seninle konuşmak olur, isterim. Çok çok sevinirim. Çok sevdiğim bir konu ve ilgilendiğim bir konu. Aha. Mutlaka konuşmak tamam. isterim. Çok teşekkürler. Rica efendim bir bol bol golün Beşiktaş bölümüyle karşınızdaydık. Lütfen bizde sorularınızı sorun. Değerli fikirlerinizi belirtirseniz, mesaj atarsanız çok seviniriz. Efendim yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.